Merhabalar, iyi haftalar efendim. Hoş geldiniz. Umarım güzel bir hafta yine bizleri bekliyor. Resetlendik dün. Dinlendim. Pazar günü sporumu bir günlük vermiştik aramızı. Bugün yine gittik. Gitmediğim gün çok acayip hissediyorum abi. Böyle hani sporcu tripleri falan kafası değil de gerçekten spora gitmediğim gün bir garip oluyor. Bakayım maaşınla eşya alabiliyor muyuz? Alabiliyormuşuz. Güzel. Bu Battlefest'ten gelen bir arena skin'i ve deniyorum ve çok sade ve hoş duruyor bence. Çok yalın böyle. Her şey gün ortası. Yani oyuna odaklanmak için güzel bayağı. Kazım Özdemir eksik olma brom 50 yıl uzatmış. Abim iyi yayınlar demiş bu sefer caps locksuz. Kazımcığım hoş geldin. İyi seyirler babacığım. Hepiniz hoş geldiniz. Yayına bir beğeni bıraktık mı? Bence bıraktık. Dünkü şanssız yayına belki tanık olanlar vardır aranızda. Dün bayağı bir kötü başlangıçlarla ilerlemiştik derken çok iyi bir başlangıç diyebiliriz. Divine Wukong ve Wukong Keri'ye giden yola girelim bence buradan. Çünkü bu çar bizi çok böyle devamı hiç gelmemezlik etmezse bayağı bir götürür. En kötü ihtimalle şöyle yaparız. Baktık ki 3 level'a yaklaşmıyor kendiliğinden, bakın rolle. Ya ben 5 level'a geldiğimde kendiliğinden bu çardan en az 6 tane falan ya da 5 tane olmadıysa D'ye basmam. Bunun üzerine eşya taşır, başka şeye aktarırım abi. Early game'i de iyi geçirttirir yani. Sonuçta 2 level Wukong ve Divine'ı açık. Tek başına bize bayağı bir iş yapacaktır. Hop bir de geldi mi? Bir de Titonu geldi. Infinity'si var. Veya RFC gibi düşünebilir. Buna bol miktarda Kanos Samish da koyuluyor. Tabi şimdi hemen Titonu vereyim, hemen Infinity'yi de veririm. Kafasına da girebiliriz, o bir ihtimal. Onun dışında Vanguard'ını açmak mantıklı. Arkasına da Janna ve Yumi güzel gibi. Reis Ulvi Aydın Duelist Mistik adet karışık bir komp yaptım, birinci oldum. Sen de bir gösterir misin böyle bir şey? Özcan'cım yani girişten bir şey göstermeyle ilgili odaklanamam. Sana denk gelmiş yapmışsın, ne güzel. Bu tarz şeyler genelde denk geldiği zaman yapılabiliyor. Her maç farklı. Bu maçın girişi farklı. Gelecek çarlar farklı. Eşyalar farklı. O yüzden siparişle maalesef çalışamıyorum. Mesela o noktada Jax'i almaya çalışmadım. Jax'i alsa mıydım diye düşünüyorum da bunun Divine'ı açık zaten. 3 Divine olur. 4 Divine'ın çok bir değeri olmaz büyük ihtimalle. Şu an düşüncem Titan yapayım mı yapmayayım mı kafası. Titan artı mesela şey yapsak. Bence yapalım. Agresif oynamak çok daha fark ettiriyor bu arada. Onu fark ettim. Yani her eli agresif winlemeye çalışarak, gerekiyorsa level basarak vesaire gidersem daha iyi gidiyor gibi oyunlar. Sonradan dönmeye çalıştığım maçlar çok fazla şansa bakmaya başladı. O yüzden böyle direkt bam güm yapmaya başladım. Daha mantıklı gibi. Bu arkadaş bizi yenemez. Mümkün değil ya. O öldü. Zaten yakın mesafe Nidale Spear'ı çok... Ha, yenebilirmiş. Bizim çocuk damage atmıyor Infinite olmadığı için. Yok ama biz yendik. Güzel. Ben win alarak gitmek istiyorum. Buna tıklayalım mı? Şunları satalım mı? Onu düşündüm. Güzel. 10 gold'da oynamak bence çok değerli şu anda. Bir kere şu gitti, şu gitti. 10 gold'a çıkmak için şu ikisini satıp 10 gold faizine oynanabilir. Yasuo'nun etkisi ne kadarmış? 300 DPS çok az. Bakalım yani Yasuo'yu ellemem de şunu satacağım büyük ihtimalle. Çünkü düelistle falan işimiz yok şu anda. Şöyle sıkıştıralım. Alan hasara karşı şöyle bölelim hatta. Kaltis geldi. Oo, 4 level'a basmış. 2 level Elize var. Kaltisi açık. Asası açık. Mümkün değil yenmemiz. Hiç düşünmedim, Mongol'da çıktım. İhtimalimiz yok yani chat maalesef. Yani maalesef biraz şey. Yani yenemem yani. Bu çocuğun şunu... Yok, bir de buna yanlış yara vuruyor. Çok iyi start yapmış çocuk. Çok iyi başlamış. Yani en... Bir de Elize da 2 yani. Bir level da değil. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Şu noktada yapacağımız hamle... Kesin 10 golda çıkmalı. Garen'in birini salabilirim. Ve Wukong'un dördüncüsü bile hala gelmedi bakın. Demin söylediğim şeyde hala aynı. Geçerim. Değiştiririm. Bu ilde değiştiririm. Bu ilde kalmak için kendimi zorlama. Bunu koyma sebebim güçlü bir çar olması. Garen'i de salabilirim çünkü 3 level yapmak tabii ki isterim ama gelmiyor. Arena ne kadar güzelmiş. Benim de çok hoşuma gitti. Bu bilet, TFT biletinden gelen arena. Birazcık ilerlerde geliyor ama çok tatlı. Tabii aşağılara düşmemiz, lose almamız çok büyük problem değil. Ama burayı kazanacağız gibi duruyor şu anda. Şu bir kalkan daha atacak büyük ihtimalle. Kendini daha oyalayacak orayı. Bu orayı kesecek. Sonrasında da zaten Lux bir stun daha. İkisine birden çarpacak o stun. Evet tamam, kazandık. 10 golda çıktık. Bir şey satmamıza gerek kalmadı. Herhalde o iki BF'den biri alabilirim diye umuyorum. Özellikle Titan'la birlikte Infinity'nin tamamlanması bayağı değerli. Bu arkadaşımız BF'e gitti. Ben şuradaki BF'e hemen koştum. Hop, Infinite'imiz de tamam. Wukong'un devamı gelmemeye devam ederse, bakın mesela dördüncüsü geldi şu anda. Ama bu da yeterli değil. D'ye bastığınızda, çok D'ye basmak zorunda kalırsanız bu build'de bir anlamı kalmıyor gibi yani. Bence. Şimdi o seldi. Tamam. Adam almış, Wukong almış. Ve şeyden şansa, Thief Glove'dan adama şey geliyor. Olaya bak. But you can't with TG. Direkt blok var bu ilde bu arada. Zorlamam ben bu Wukong build'ini. Adamda 6 tane var. Biz Janna vesaire. Biz de Enlightened'ları tıklayalım. Tabii Fiora'yla değil de. Janna'dır. Irelia'dır. Lux'tır. Onunla geçiş yaparız. Bu bizi early'de götürsün. Direkt salarım ben bunu. 7 level'da falan. Wukong 7'ye kadar götürür bizi zaten büyük ihtimalle. Umuyorum yani götürür. Slowlama artık. Abi yenileceğiz. Yapma. Yenilmeyiz. Mümkün değil. Tek at ona. Zing kafaya vurdu. Dümdüz blok geldi ya. Ama bu şanssızlık yani. Hem bana Chosen Wukong hem ona Chosen Wukong gitmesi. Onun açısından da benim açımdan da bu şanssızlık. Adam TG'den sürekli RFC ve Y'ye alıyor. Gördünüz değil mi? Çok acayip. Şuna tıklayalım bu arada. Oo, ekonomimiz toparlandı. Eşya hiç yok. Ha bu güzel. Belki Janna gelirse gireriz. Şu an 4. Vanguard iş yapar veya artık 2 mistik. Garen'e çıkıp 2 mistikle girebilirim. Güzel, Garen 2. Şunu gireriz herhalde. Şu çocuk slow atamadan yok. Oha! Aa, Kindred değil mi? Kindred'ın spellinde çok ciddi sıkıntı var bu arada. Char itemsiz bir level'ı 600 falan atıyor ya. 450'ymiş. 5 level 30 gold. Moonlight şey. Garip, şunu öldürse yeter bana. Ah. 2147 attı bak. Bir level itemsiz Kindred. Early'de bir boka yarıyor ama late'de hiçbir işe yaramıyor. Evet, level basmıyoruz. Wukong güçlemeyeceğiz. Hatta şunu bakın. Hatta satmayayım da adamı şimdi, adamın da ekmeğine yağ sürmeyelim. Bunu da tutmak çok mantıklı değil ki. Dediğim gibi 4 Enlightened oynuyorum ben bu build'i. 7 level'a kadar Wukong bizi götürecek mi? Bir bakalım. Damage yemeye çok başlarsak salabilirim. Şu bir tane daha stana şey. Ah, o shield düşse kazanabilirdik bu fight. O shield düşse kazanabilirdik. Çok ağır kaybettik o shield düşmediği için. Of, bu iki hayır olur. Beni triggerlıyor. Bütün olay çünkü Wukong. Aşağıda bir şey yok. Tamam, Janna gelmesi 2 mistik artı bir tane shield bile alsak diyeceğim. Şu Irelia, şaman, Akali eşyaları gibi. Janna tek yedi, Yumi de tek yiyecek mi? Yok, uf, uçtu son anda. Kurtaramıyoruz. Çok güçlü. Herkes abartı güçlü adamlar. Böyle aptal saptal. Beni abi yani şey, Zed'i buldun. Bunu ikiledin. Eşyalar böyle. 6'ya bastın. Niye 6'ya bastın? Manyak mısın? 79 canlı. 30 golda indim falan. Bize bir tane Giant Slayer lazım. Bunu şu an kullanamayız. Bunu şu an şuna verelim. Dediğim gibi. Ya ben daha iyi geçiririz diye early game'i düşünüyorum. Şu şöyle bir şey yapacağım. Çok asas var. Arkaya atlayıp atlayıp beni kanserlemeye başladı. Buradan hiçbir şeyle işimiz yok. Şöyle yapalım hatta. Bu da dayanmayacak ama. Garen de çok dayanmayacak. 3 Vanguard olduğumuz için. Bir Hecarim falan gelseydi büyük ihtimalle 4 Vanguard oynardım. Bakalım. Sunfire evet çok bozuk. Bak bunun da Hecarim'i sıkıntı yaratacak bize. Bizde herhangi bir yakma etkisi olmadığı için bunun Lifesteal'ına karşı koyamayacağız şimdi. Bak da oyalayacak duracak ki. Oha tek yedi. Shield lazım. Helal. Güzel tamam. Toparlandı. Fight gidiciydi. Toparlandı. Güzel. Titan birazcık kötü olacak Enlightened bu iline geçerken. Bu adam ayağı kötü durumdaymış. Sunfire bayağı bozuk. Sunfire bayağı bozuk yani. Güzel. Janna'nın ikincisi geldi. Zaten kurtlarda 7'ye basıp bayağı bir şunu da satıp para harcayacağız. Bu konkları salalım ya. Oynamayacağım %100 çünkü şu an 3 level'ını verse oynamam yani öyle söyleyeyim. Bizim çocuk bu fight'ı alabilir. Shield gelmedi yine. Ulan Janna bir tık daha hızlı davransan kardeşim yeneceğiz millete de. Bir level çar. 58 can. 7 level'da çok agresifleşeceğim. 3 level olabilir. Oo. Oo. Bu bayağı güzel lan. Adeptli gelmesi güzel bu arada, sıkıntısız. İleriyeli 3 adept oluyoruz direkt. Bir tane Talon lazım bize. Bir tane Talon lazım. Başka ne lazım? Atak speed Rod. Tamam Rod geldi. Civa geldi. Eldiven. Çok eldiven geldi. Janna üçleyemem herhalde. Irelia geldi çok güzel. 4 Mystic'e de gidebiliriz. Bir tane Talon lazım ama. Ve Morgana 2 lazım. Düşmem lazım parayı ha. Şimdi şu geldi. Bu ne ya? Kötü. Morello kesin. Civa'yı vermeliyim de Talon'un son eşyası Giant Slayer olmalı. Veya Deathblade. Yoksa Brawler'lara çok sıkıntı yaşıyor. Daha önce çok başıma geldi. Şu an Morgana 2. Acaba 4 adept 5 saniye slow'a geçiş yapmak lazım mı? Şu mistikleri salıp 8 level'da ne yapacağız? Şu an Yone adept oynadığım için 8 level'da 4 adept'e geçmek daha iyi gibi. Şunu da kime versem diye düşünüp duruyorum. Ama birine kesin... Peki TG ile mi oynasam ya da Kanos Samish? Kanos Samish TG ile oynasam? Daha mantıklı gibi bu arada ya. Değil mi? Kesinlikle. Şu an güçlenmemiz lazım. Çünkü ekonomiye gitmem gerekecek. 4 mistik oynamam mümkün değil zaten. Winlersek şunu satalım. Winleyebilirim bu arada. Bence Kanos Samish evet. Şu anda bu hamle iyi oldu. Çünkü civalık bir çar yok ya bu build'de. Civa değil olayımız. Şu anda Lux da 2 oldu ki bu çar çok güzel. Şunun 2 olup Morello gelmesi lazım. Tek belt lazım bize. Eşya olarak da hiçbir şeye ihtiyaç kalmadı. Şu çar okey ya. Hem adept. Canı da 2310 bunun ya. Bu güzel. Üzerine rastgele gelen eşyalar bize güzel iş yapabilir. Şu an zaten main carry'ler bunlar. Yone girecek. 8'e gideceğiz. Yone'e gireceğiz. Ve birçok build'e karşı 5 saniyelik slow iş yapar. 5 saniye çok çünkü. Bakın 3 adept bile yani biraz zayıf. 3 saniye az ama 5 saniye çok uzun sürüyor. Ve fight'ın yarısı zaten 10 saniye falan arası sürüyordur herhalde fightların belirgin o hale gelmesi. Yanlış anlamayın, tam olarak sonuçlanması değil yani kimin kazanacağı şu anda belli mesela, kim kazanacak. Bizim kazandığımız çok belli değil mi şu an? Değilmiş. Yok oldum. Ananı sikeyim. Nasıl kaybediyoruz? Neyse belt lazım, o da Zillion'da. İnşallah birine Zillion lazım değildir. Sakın alma, tamam. Morello'muz da geldi. Ben bir tane 1 level Riven gördüm. Ulan dedim 1 level Riven'la yenemez bu adamı. Jin de 1 level. Meğer bir tane de 2 level Riven varmış adamda. Baksana Jin 1, Canon 1. Her şey bir adamın Riven 2 dışında bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çarı level 1 adamın. Ve adam beni yendi. Niye? Çünkü Riven ikisi var abi. 2 tane tank eşyasıydı. O kadar. O kadar bu arada. O kadar ya, düşünsenize. Şu an girmeli mi bu ve nasıl girebilir? Asası bozamayız. Yok, kesinlikle level bekleyeceğiz. Of, Sojinci'ye bir işe yarar mı? Yarar tabii, hem kalkacak yerden hem de daha fazla ult atacak. Güzelmiş bu. 8'e gidip gelecek. Yone'miz 7 level'da geldi bu arada. 8'e geçeriz inşallah. Bunun Riven'ı 1, bunu... Bir de Morello'muz var artık ya. Morello çok fark ediyor. Talon 2 olduğu zaman biz bu oyunu 1. bitireceğiz. Talon 2 olmazsa kaybedebiliriz. Onu net söyleyeyim size. Talon 2 olduğu koşullar altında oyunu 1. bitirebilirim. 8 level'da tabii rollerimize bağlı. Morgana ve Talon'u 2 yapalım. Bir de bu 1 level girecek. Zaten gerisi... Bir de Yone'ye eşya alırız ve 2 level yapmaya çalışırız. 44 canım var bu arada. Problem yok. Ben gagalardan gelen eşyaları da Yone'ye uygun falan gelirse... Efsane olur. Bu build'imizi bloklayan bir kişi bile yok. Sağ tarafta çok fazla asas var. Şöyle ama sağ tarafta çok fazla carry var. Sağa aldım asaslarımı. Bu adamı eleyelim gitsin. 8 canı kalmış zaten. Kurtulalım bu adamdan diyeceğim de. Rabadonlu Shen. Yendik. Yendik. Hadi hadi. Çekmesi tamam. Aa, öldürecekti onu. Tamam. Devam. Kanos Samish'im var. Canını dolduracaksın. Helal. Kazan. Bay bay oldu bu arkadaşa. Tamam. Çok iyi ya. Janna da dursun. 5 tane Janna var. Belki gelir. Belki gelir. End of Justice çok güzel. Çok güzel. 44 canlıyız. Risk almayalım. Peki bu End of Justice kime biliyor musunuz? Kesinlikle Morgana'ya. Sakın Yone'ye diye düşünmeyin. Bu ne? Tamam, ne lazım? 3 Janna, 1 Morgana, 2 Talon. 1 Talon. 2 Lee'sin ne amına koyayım ya. 2 Yone versene bir kere de görelim öyle bir şey. Talon 2. Bir tane Morgana lazım. Evet, 0 golda indirdi değil mi? Yok, gelmedi. Tamam. Haydi bakalım, 4 adeptin özellikle bu çara değil tabii, bunlara karşı değil. Bunlar full AP bu adam. Buna karşı mesela 4 mistiğimiz olsa oyunu kazanabiliriz. Ama Talon'u görüyorsunuz değil mi? Talon bitirdi oyunu ya. Bize bir şey yapabilecek çok adam olduğunu düşünmüyorum bu lobide. Mükemmel. Mükemmel. Rip. Morgana ne biçim açtın lan? Morgan'ın DPS çok merak etme. Niye zorlandık? Riven yüzünden değil mi yine? Hadi Yone. Hop. Güzel. Ah, aldı iyi onu ya. Yani Morello'm var. Luden bir işe yaramaz. Çivili bir işe yaramaz. Zizirot aldım. Irelia'ya vereceğim. Frontline'da işe yarama ihtimali var en azından. Öldüğü zaman rakibin uğraşacağı bir şey olsun. Morgana yine mi Katarina? Okey. O Warlord'a çevirmeyi almış. 9 Warlord'a çıkmış mı? Çıkmış galiba, aynen. Katası kötü yerde döndü ama. Aynen. Talon çok güçlü ya. Bakalım set. Bu mesela 9 Warlord bu adam, ona rağmen yendik. Kata 3 olmadan biraz zayıf. Bir de benim board'um çok güçlü. Şu eşyaların güzelliğine bak. Ah! Morgana pek yedi. Hadi oğlum. Helal. Talon ya. Çok güzel eşya. Bunu fight'a göre koyarız. Şu çocuk gelecek artık ya. Veya bu. Bu da gelebilir. Şimdi bunun eşyalar mükemmel. Bu ortayı tanklamaz. Bu sağ tarafı silahsızlandırmalı. Bu şurada durmalı. Bu burada kalabilir sağdaki keriler için. Soldaki adam geldi. Şu çok güzel. Harika yani. Mükemmel. Dünya çapında. Ah Morgana biraz arkaya açsan Aphelios'u yok edeceksin kardeşim. Yok olduk aman atayım. Aç oraya. Heh. Adamın türetlerinden tut da kendisine kadar. Tamam. Çok ağır yendik. Zaten ya, yani Aphelios AD ve full AD bir build Aphelios. Statik hariç. Dazzler yok ediyor yani. Şeyi de koymadık. Çünkü bu adama karşı bir anlamı yok bence. Şuraya koyabilirdim burayı. Daha güçlü bir rakibe karşı. Mesela buna karşı şuraya şey koysam yok ederiz. Buna karşı koysak yok edebiliriz. Bu önemli bence. Bu adam beni yenebilecek adam gibi duruyor. Tek adam gibi duruyor. Göbedeki. Okey. Nereye koyabilirim burada? Güzel. Six Faction. Şey. Yalnız Shen'e bir daha Warmog Ion geldi. What? Sen de şu ultini Allah aşkına şuraya koy ya. Ha şöyle ortaya. Helal be helal. Ne güçlü board olduk be. O siktir. O siktir. O siktir ciddisin. O siktir. Kimi tuttu attı o? Shen'i falan mı tutup attı da öldü herkes? Nasıl 2800 DPS bütün board öldü lan? Galiba Shen'i mi tuttu chat? Söyleyeyim bakayım. 9 Warlord değil mi adam? Ne Nidale mi bulamamış? 9 Warlord olmuş işte. Niye 9 Warlord olmuşsun oğlum? Herifin Azir'i var. Warlord'a çevirmesi var. Sonraki tur level basacağız da. Dizilim bakmadım şimdi de. Amana koyayım. Bak. Ananı sikeyim ya. Neyse yok ettik. Parça eşyam yok değil mi? Yok. Oo. Talon? Talon öldü amına koyayım. Morgana varsa taşı diyeceğim. Taşırsın aslında, biliyor musun? Taşıyamadım. Adamın Zinza level 3'ü şeyi öldürdü. Talon'umu öldürdü. Şu artık 2 olsun. Yapacak bir şey yok. Hani Talon bir tane daha Talon olsa şu ikisini satayım falan da yok. Bunun eşyaları yine mükemmel. Zed'le oynayacağız büyük ihtimalle de onu yeneriz herhalde ya. Kimle oynuyorum? Zed'den kaçırdık en azından da. Bilmiyorum, bakalım. Çok yavaşlar. Ah, kötü yer ulti. Zed'e vurmasınlar. Zed'e vuran var gibi. Oy. Hadi abi. Çok güzel. Bundan kurtulduk. Hoppa! Let's go! YouTube yayını açtım. Kapat aç yapacağım yayını gerçekten. YouTube yorumlarına görüyorum. Taktik veriyorlar. Abi sen yayını aç birinci oluyorsun. Yayını aç birinci. Kapat aç diyorlar. Doğru diyorlar abi. Böyle böyle herhalde. Yine yemek yiyoruz. Hay arkadaş. YouTube yorumlarında sürekli şey var. Abi ne zaman YouTube'dan izlesem yemek yiyorsun. Şöyle onu da açıklayayım. Amcıklar. Kardeşim eve geliyorum spordan. Duşumu alıyorum. Bilgisayarın başına duruyorum. Yayını aça basıyorum. Eşim bağırdı. Bize öğlen yemeği hazırlıyor. Sağ olsun. Getiriyor. Yerken sonra hep birinci oluyorum. Birinci ilk maçta genelde yayının başı olduğu için enerjik oluyor falan filan yani. Vehbi. Gönder kardeşim bunu hemen. Dünya çapında. Transition. YouTube'daki amcıklar beğendilerse hemen şu anda like'a bastılar, üstüne de yorum da bıraktılar ki etkileşim artsın. Okey, bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.